Açık kaynaklardaki bütün enkazlarda hiçbir drone görüntüsüne rastlamadım ben ama füzenin kalıntılarına ve ilk defa kullanılan, ilk defa İsrail dışında kullanılan füzelerin kalıntıları vardı. O yüzden füzelerin belli türde, belli tipte füzelerin kullanıldığını söyleyebilirim ben bu anlamda. O mesela bir Irak'a düşen füzelerden evet, mi kastediyorsunuz? Aynı füzelerin İran'a düştüğüne dair Peki, iddialar var. Peki o görüntüleri var. de bir e, e, buraya getirelim mi arkadaşlar? Hatta Burak Bey siz de e, bu, şöyle gelin lütfen. Şöyle, zaten askerler Irak askerleri formalarında ve peçlerinde tamam. Irak ordusuna mensup olduklarını görebiliriz. Burada da füzelerin üstündeki füze salan e, noktalarını yani bağlantılarını görebilirsiniz. Evet, evet. Bu uçaktan karaya atılan yani havadan sata atılan havadan, bir kare. bir mühimmat. Rafael firmasının üretimi raks bir... Bunu Irak hava sahasına giren bir uçaktan mı atıyor yoksa benim hava tezim, sahasına girmeden atabiliyor mu? Benim tezim şu yani e, görüntülerin bana düşündürdüğü şey bu mühimmat daha önce İsrail'in dışında hiçbir yerde görüntülenmedi. Yani kullanılmamıştı. O yüzden ha. görüntünün güncel olduğu ile alakalı verifiye edebildiğimiz doğrulabildiğimiz bir mantık oturtabiliyoruz ve bunun evet. Irak hava sahasının ee, İran'a yakın noktalarından değil. Yani İran hava savunma sistemlerinin ve tespit sistemlerinin radarlarının yakalanmadan belli kalibredeki, belli özelliklere sahip e, F-15 ve büyük ihtimalle F-15'ten ya da F-16'ların Irak üzerinden Suudi Arabistan'da da yakıt ikmali yaparak Irak üzerinden 400-500 kilometre menzilli bu Raks mühimmatlarını kullanarak İran'ın hava savunma sistemlerini ve radarlarını hedef aldığını düşünüyorum ben çünkü bu mühimmatlar antiradyasyon radyasyon e, mühimmatlar olarak da kullanılır. Anti-radyasyon mühimmatın orada atıldığını varsayıyoruz biz biz. Çık çıkarım yapıyoruz. Ha, çık çıkarım varsayım. yapıyoruz. Ama yani, işte o varsayım e, yani o uçan... bir drone görüntüsü <laughs> evet. olmadığı için İran'daki, İspan'daki hedeflerin de büyük bir kısmının yani patlama görüntüleri var ama bir parça görüntüsü yok. Şimdi İspan'ı neden vurdular? İspan neden hedef aldılar? Bundan da bahsetmek gerekiyor. Tabii hı. o biraz birazdan. Oraya büyük gelmeden da... size bir soru. Tabii. Şu yani şu, anlamak için soruyorum. Şu parça bu hı hı. havada imha edilen e... bu düşmüş. Mi yoksa bu düşürülmüş mü? Düşürülmüş mü düşmüş? Havada imha edilmiş bunlar. Ha. Şu, Çünkü bu, bir yani etkisi olurdu ama. Değil, evet. mi? Yoksa evet. da, değil mi yani. Evet. büyük bu. ihtimalle bir s 300 tamam. bataryasının imha ettiği bir mühimmat diye, yani diye düşünüyorum Irak'ta. ben. Evet, çünkü düşseydi ciddi bir patlamaya ve şeye etkiye ama yol açardı. Ama, ama sonuç itibariyle Senem Hanım ne olursa olsun. Şu... Ama biz bunu İsfahan'da görmedik değil mi? İsfahan kaynaklı. İsfahan'daki patlamaların, o patlamaları yaratabilecek etkileri en azından görüntüler doğruysa İsrail elindeki dronların taşıyabilecekleri mühimmat ve mühimmatların savaş başlıklarının miktarı o büyüklükte patlamalara yol açmaz diye değerlendiriyorum ben. İsrail başka bir ülkeden e, takviye almamışsa, almış olabilir. Almamışsa. Destek ha. almış olabilir daha büyük mühimmatlar taşıyabilir ama bu tür bu mühimmatını da kullanmasının aslında bir mantığı var. O yüzden daha ciddi olarak değerlendiriyorum. Çünkü İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği taarruzun İran için maliyeti 300 milyon dolardı. Evet İsrail'in de hava savunma harekatı 1,5 milyar dolara mal olmuştu ve çok uzun sürebilecek, birkaç ay sürebilecek bir konvansiyonel savaşta bu maliyetlerin düşürülmesi için çözüm üretilmesi gerekiyordu. Bu mühimmat aslında güdümlü bir topçu roketinden eee bunun bir türevi, havadan yere atılabilecek bir versiyonu. Türkiye'nin de bunlar var. Türkiye üstelik bu mühimmatları e, sihalardan da atabilecek şekilde e, varyantlarını üretti. Bunları kullanıma aldı, denemelerini yaptı. Hatta Kuzey Irak'taki bazı operasyonlarda bunların kullanıldığına dair de iddialar var deneme maksatlı. O yüzden evet. maliyeti çok daha düşürecek. Bu ilk maliyeti, ilk taarruz aşamasında yani konvansiyonel savaşın ilk başladığı anda İsrail'in İran'ın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için en az maliyetli çözümünü denediğini düşünüyorum ben. Yani İran'da İsrail'e karşı başlayacak bir taarruzda <laughs> ne yapması gerektiğini denedi. O yüzden atıştığı bir fiili, atıştığı bir evet, askeri burada, tatbikat olduğunu düşünüyorum da tabii şöyle. İsrail'in de benzer bir şekilde eğer ben bir gün İran'da savaşa girersem ne yapmam gerekir? İlk nereyi vurmam gerekir? İlk nereye hedef almam gerekir? Bunu en az maliyette nasıl yaparım? Fikrisin evet. bir çözüm şey gibi yani az önce Burada maliyet olur. Yani o tür bir senaryodan bahsettiğimizde İsrail de bunu değil, işlerindeki jelikoları kullanırdı, popayları kullanırdı. Efendim yani artık orada maliyet olmaz. İsfahan'ın aslında bildiğimiz kadarıyla açık kaynaklarda İran'ın... görelim. E, sorun değil. İran'ın nükleer tesislerine, nükleer zenginleştirme tesislerine ve nükleer silahlarına muhtemelen depolduğu olduğu İspanın daha kuzeyinde, Tahran-İsfahan arasında kaldığını biliyoruz. Tabi bu ne kadar doğru O İsfahan haritasını verelim mi şimdi? Tam ne zamanda? kadar doğrudur bilinmiyor. Ama İran haritasını düşündüğümüzde yani bir İran'ı bir askeri stratejist olarak İran'ı nasıl işgal ederdim diye düşünmeye başladığınızda belli güzergahlar var. İran coğrafyası da tıpkı demografisi gibi işgal edilmeye e, taarruz eden kısım tarafından çok aleyhinde seçenekler sunuyor size. İşgal edilmesi çok çok zor. Askeri harekatların icra edilmesi çok çok zor. İran'ın doğal olarak koruyan bir coğrafyası var. Ee, İsfahan'ın buradaki önemi şu. Tahran'a giden yüzergahın, e, evet askeri tesisler ha. evet. bulan havalimanı… Sadece e, bunlar nedeniyle de önemli zaten. Evet. Yani niye burasının seçildiği, niye burası üzerinden bir mesaj vermek istedi İran? Mesela İspanya'daki askeri testlerde, askeri hava üstünde bildiğimiz kadarıyla F-4'ler ve F-14'ler, yani şah zamanında Amerika'dan alınan uçakların konuşlandığını biliyoruz iddialar bu yönde. Ve bu filoların asli görevi Hürmüz Boğazı'nı, Bender Abbas'ı, oradaki büyük limanı korumakla ilgili, Abadan'ı korumakla ilgili yani Abadan... İran'ın biraz daha güneybatısında kalıyor, Bender Abbas biraz daha güneydoğusunda kalıyor, Hürmüz Boğazı'na biraz daha hakim bir nokta ve İsfahan'daki hava üstleri buradaki Hı. bölgelerin, şehirlerin, liman kentlerinin güvenliğini de sağlamakla yükümlü. Burada ne yapılıyor nükleer teknoloji merkezinde? Buradaki iddialar nükleer zenginleştirme, nükleer yakıtların, düzeltiyorum, nükleer silahlarda kullanılacak olan başlıklardaki Kullanılacak uranyum gibi nükleer yakıtların zenginleştirilmesiyle alakalı tesislerden biri Aha. olduğu söyleniyor. Mesela şöyle buna... bir not almışım. Bu merkezde e, uranyum heksaflorür üreten bir uranyum dönüştürme tesisiymiş e, burası. Bu 8-9 tesisten birisi İran'da. Evet. Ve bu reaktör, İran diyor ki ben bunu reaktör yakıtı için yapıyorum buradaki Hı -hı. uranyum evet, zenginleştirmeyi. Bak. Ama dünyanın işte Amerika başta ne düşünüyor? Hayır, sen nükleer silah yapmak Şöyle, için kullanıyorsun. Şöyle nükleer yakıt kullanmak için nükleer santrallerde kullanılan uranyumun evet. zenginleştirme oranı %5'i 6'yı geçmez. Bazı özel reaktörlerde %10'u onu bulmayacak şekilde zenginleştirme söz konusudur ama nükleer başlıklı bir silah imal ettiğinizde sizin zenginleştirilmiş uranyumun miktarı %90 üstünde olması lazım. Peki Amerika işte diğer ülkeler bunları nereden biliyorlar? çeeşitli sinyal istihbaratı, çeşitli bu konuda özelleşmiş uydular sizin dünyanın neresinde ne kadar uranyum ürettiğinizi, Hı. ne kadar uranyum zenginleştirdiğinizi, belli tesislerde belli koruma almak yani yerin çok altını tabii ki tespit etmek çok mümkün değil ama bazı izler bıraktığından bu nükleer zenginleştirme aşamaları bu çok hakim olduğum bir konu değil ama bıraktıkları izler itibariyle takip edilebiliyor. O yüzden İran'ın nükleer programının Karışçı ve sadece enerji üretmekle alakalı olmadığını, nükleer santrallerde kullanılabilecekten çok çok daha fazla nükleer silahlarda kullanmaya uygun bir program dahilinde e, nükleer yakıtları zenginleştirdiklerine dair tespitler var. Peki. Bu veriler üzerinden ABD de kendi tezlerini kurguluyor. Tamam. İsfahan'a geri dönecek olursak, evet. burada bir e, haritaya geri dönecek olursak, İran'ın tamamı olduğu o, bir harita. E, İran'a İsrail'i genel gördüğümüzde, burada Abadan var. Abadan Irak-İran Savaşı'nı e, görenler, okuyanlar, bilenler hatırlarlar. Çok önemli bir savaş alanıydı. Burada da Bender Abbas var. Tam Hürmüz Boğazı'na e, hakim noktada iki tane bölge. Eğer İran'a karşı bir askeri harekat icra etmek istiyorsanız, çıkarma yapabileceğiniz iki tane önemli nokta var burada. Hem liman, lojistik fonksiyonlar itibariyle size çeşitli avantajlar sağlar. Diğer kıyı şeridindeki şehirlerin aksine. Hem de İsfahan'a, İsfahan üzerinden Tahran'a girebilecek yollarda size lojistik olarak bir askeri harekat icra etmenizi ve İran'ı etkisiz hale getirmenizi sağlar. Tabii bu kağıt üzerinde bunu konuşmak çok kolay ama aslında tabii ki çok daha komplike bir süreç. İki aday şehirden birisidir Abadan ve Bender Abbas e, bulundukları pozisyonları itibariyle. Şimdi İspan bu güzel yani üzerinde kaldığı için bence İsrail bir konvansiyonel savaşta belki tek başına belki müttefikleriyle birlikte belki ortak bir koalisyon grubuyla İran'daki rejim artık dünyanın kabul edemeyeceği herhangi bir adım attığında İran yönelik bir askeri harekat gerçekleştiğinde ben İsfahan'ı vurabiliyor muyum, vurmak için ne var diye düşünüp bunu en minimize maliyetler ölçüsünde nasıl yapabilirim, nasıl gerçekleştirebilirim düşünmüş olacaktır. Ki bir e, bir işgalden bahsediyorsak On binlerce farklı askeri harekat planının yapılması gerekir ki bunlar uygulanabilsin diye. Tabii ki statik tamam. stratejikten taktiğe kadar da değişir. Tamam. O yüzden ben İsrail'in F-15'lerinin Suudi Arabistan hava sahasında yakıt ikmali yapıp Irak üzerinden İsfahan'daki e, hava üssünü ve oradaki önemli askeri noktaları vurmayı en uygun maliyetle denediklerine bundan da bir veri topladıklarını Tabii. düşünüyorum. Benim tezim bu. O zaman hızla o şemanızdaki o perspektifi Hı -hı. de bize söyleyin. Çünkü ben hem Naim Bey'in hem sizin anlatımınızdan anlıyorum ki zaten genel olarak yorumlara baktığımda özellikle o çok önemli. İki taraf da bu misillemelerle aslında birbirini test etti. Evet. Birbirinin kapasitesini test etti. Ama ne için test ediyorlar? Birazdan detaylı bir şekilde anlatacaksınız. Evet, şimdi burası bize ne diyor? Çok Bu, kısa alalım. Soldaki dün sabah İsrail'in İran'a e karşı hareket ettiği benim tezime göre hava rekatının şeması. Bunlar çok şematizedir. Aslında. İşte e, harita genel komutanlığının haritasının üzerinde harekat planları icra edilir, tanımlanır. Tot, e, krokileri, matrisleri farklı farklı yapılır. ama bu çok daha komplike olduğu için hiç o kısma girmek istemedim, anlaşılır olsun diye. İsrail düşman hava savunmasının bastırılması, yok edilmesi. Yukarıdaki başlık bu işin İngilizcesi. E, NATO'nun kullandığı çeşitli görevlerin e, görevin ismi. Ama İsrail elindeki hava unsurlarıyla bir düşman hava savunma sahasının bastırılması, hava savunma unsurlarının yok edilmesiyle alakalı bir harekat icra etmeye çalıştı. Ve burada da Suudi Arabistan'ın bir müttefikinin yardımıyla havada yakıt ikmal yapmak zorunda kaldı. Bu perspektif bize şunu söylüyor. İsrail İran'a karşı ne yaparsa yapsın. Bunu kendi hava gücü üzerinden yapmayı, en güçlü olduğu alan üzerinden yapmayı ve müttefikleriyle, bölge ülkeleriyle birlikte yapmak istene dair bir perspektife sahip olduğunu gösteriyor. Yani İsrail İran'ın karşıtlığı üzerinden bölgede yeni bir koalisyon yaratmayı ve bu koalisyon üzerinden İran'ı hem siyasi hem askeri hem ekonomik olarak izole etmeyi amaçlıyor diye yorumluyorum ben. İran'ın İsrail'e geçen hafta yaptığı taarruzda ise çok daha e, kara işgalini, kara harekatını önceleyen bir mantık var. Bir tali taarruz, bir ana taarruz, ana taarruz balistik füzelerle tali taarruz. Yani İsrail'in savunmasını oyalayacak ve hedeflerini odaklarını şaşırtacak taarruzun sihalarla ve seyir füzeleriyle yapıldığını gördük. İran bunu tek başına icra etmeye çalıştı ve bölgedeki vekil güçlerinden de sınırlı miktarda destek aldı. Ama bu tür bir harekat yapabilmesi için İran'ın 1000 kilometre, 1500 kilometrelik bir mesafede kara unsurlarını toplayıp Irak'a, Ürdün'ü, Suriye'ye geçip de böyle bir harekat icra etmesi gerekir. Bu İran'ın böyle bir çözümü... O da mümkün değil herhalde. Mümkün tabii. değil kesinlikle. Yani çok 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 <laughs> yani e, göz ardı edebilecek bir ihtimal dahilinde diyebiliriz buna. Her şey mümkün artık dünyada. İran'ın mantığının ve İran'ın perspektifinin ve İsrail'in perspektifinin çatıştığı noktalar şunlar. İran asla tek başına gerçekleştiremeyeceği, büyük ihtimalle de bu projeyi ortak edebileceği hiçbir müttefiki olmadan bir mantıkla, perspektifle İsrail'e karşı askeri seçeneklerini değerlendirirken, İsrail sonuç alabileceği ve İran'daki rejimi tamamen değiştirebileceği, bölgedeki dengeleri tamamen değiştirebileceği bir perspektif üzerinden askeri hareket icra ediyor. Ama İsrail onu tek başına yapabilecek evet, mi? Evet. Orada Nasıl bir süre süre. var. Naim Bir yılda Türkiye'de Mossad ajanı olmakla itham edilen ve bu suçlamayla tutuklanan yüzlerce ajanın tutuklandığını, bunların bitin operasyonlarıyla işte kolu kuvvetlerine teslim edildiğine dair bir sürü haber gördük Türkiye'de. Şimdi bir istihbarat örgütü doğası gereği çalışma alanlarında toplumun farklı unsurlarına, farklı kimliklerine sızarak oradan kendi politik ajandasına uygun çeşitli operasyonlar sadece sabotaj değil, siyasi aksiyonların da alınmasını sağlayan harekatlar, planlarlar, tasarlarlar. İran'da rejimden memnun olmayan, siyasi olarak, ekonomik olarak rahatsız olan kimliklerinin yok sayıldığı bir sürü kitle var. Hem Türkler, yani Azerbaycan Türkleri, hem Kürtler, ...hem Beliuciler hem Tacikler... ...ki Tacikler aslında... E, ...Farsi bir kavim olmakla birlikte... ...ayrı dille konuşurlar ama... ...onlar da kendi kimlikleriyle alakalı... ...problemler yaşıyorlar. Ama ve... ben şunu anlamıyorum. Şimdi dediğiniz şey... ...tamam dünyanın hani... E, ...pek çok ülkesinde... ...Orta Hı -hı. Doğu'da, Latin Amerika'da... ...böyle daha çok Orta Doğu'da... ...hani o toplumsal fay hatlarını kullanarak... Hı -hı. E, ...bunların yapılıyor olmasına... Evet. ...çok tanıklık ettik. Ama ben şunu... E, ...bugün için anlamaya çalışıyorum. Sonuçta insansız hava aracı İHA'ları kullanarak yani sabotaj, bir Hı -hı. bölgeye saldırı. Bunu da yine o ajan diye tanımladığımız insanlar mı yaptı yani? O anlamda yani bu saldırıyı kim yaptı? Daha görünür olması itibariyle örneği buradan biliyorum. Rusya-Ukrayna savaşında FPV dronların çok basit atölyelerde hatta atölyeden değil, yani ahırdan bozma yerlerde bile bu tür sivil platformlar üzerinden silahlı Aha. dronlar gerçekten Zor değil yani. üretilebiliyor. Artık terör örgütleri PKK, PYD dahil olmak üzere buradan bir kez daha bunu söyleyelim. PKK ve PYD ciddi anlamda drone üretebilme, kamikaze drone üretebilme kabiliyetlerine sahip oldu. Bunları deniyorlar, bunları kullanıyorlar. En son geçen geçtiğimiz aylarda bir Türk üstüne karşı böyle bir girişimde bulundular. Şu ana kadar başarısız devam ediyorlar ama bundan sonra başarısız olacakları anlamına gelmiyor. Yani her terör örgütü, çok basit hücreler, çok küçük hücreler bile bu tür droneları basit internet sitelerinin yardımıyla hiçbir şey bilmeden ima edebilecek noktaya geldi. Buna bu tür cihazlara, bu tür sistemlere İran'da bile ambargolarla boğuşan bir ülkede bile ulaşabilmek mümkün. Bunlar için patlayıcı üretebilmek mümkün. Bu tür sabotajlar gerçekleştirebilmek mümkün. Dünyanın her yerinde her ülke için mümkün bu. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Güneydoğu Asya'dan Avrupa'nın bütün ülkelerine kadar. O yüzden bütün sabotajların gerçekleşmesi çok beklenmedik şeyler değiller. Daha da ötesine söyleyelim. IŞİD'in, Horasan kolu'nun İran içerisinde çeşitli saldırılar gerçekleştireceğini de göreceğiz. Farklı sabotajlar, suikastlerin gerçekleştirilince göreceğiz. Özellikle İran'ın nükleer programının parçası olan Bilim adamları, askeri bürokratlar da bu suikastlerin hedefi olacak. Ki geçmiş dönemde geçmiş oldular. Geçmiş dönemde olduğu gibi. Bunlar sürpriz şeyler değil, sonuçlar değil. İran'ın İsrail'e karşı o hava harekatının taarruzunun akabinde İsrail'in güvenlik bürokrasinin, istihbarat bürokrasinin bu tür karşı saldırılar, bu tür karşı cevaplar vermekle alakalı düğmeye basması aslında muhtemel bir sonuç, beklenen bir sonuç. O yüzden İran içerisinden dronlar atılmış mıdır? doğrulanmış bir bilgi ben görmedim. Evet. Ama ihtimal dahilinde midir? Evet ihtimal dahilindedir. İran içinde bunları farklı hücreler, istihbarat örgütlerinin desteği alan hücreler bunları gayet üretebilirler ve bu tür sistemler üzerinden sabotaj ve evet. suikast gibi eylemler düzenleyebilirler. Peki mesela İran hiç bugün doğrudan İsrail saldırısı ifadesini kullanmadı, değil mi? Yani evet. gördüğümüz kadarıyla. Niye? Yani neden savaşmak zor... istemediği ve cevap vermek zorunda evet, olduğu için Bir cevap için vermek mi? zorunda kalacak. Yani biz bir saldırı yaptık. İsrail karşılık verirse çok daha büyüğünü yap... dedi yapacağız yani. dediler. İsrail de şu an bu saldırıyı üstlenmiyor. Faili meçhul şekilde bırakıyor. Ki İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği, şimdi tırnak içinde söyleyeyim ifadesinde ve Birleşmiş Milletler'de kendisinin Suriye'deki yaptığı hava harekatıyla alakalı savunmasında da biz Suriye'de İran'ın Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nu vurmadık, hemen bitişiğindeki bir terör ücresini vurduk. Burada İranlı generallerin bulunması, İran subaylarının bulunması bilgimiz dahilinde olan bir süreç değildi. Biz terör hücresini vurduk. Bunun diplomatik herhangi bir misyon kimliği yok, böyle bir tanım yok. O yüzden İran'a karşı doğrudan yapılmış bir saldırı değil. Tezide bu İsrail'in aslında kendisini savunurken. Bu anlamda karşılıklı bir işte tansiyonun, gerilimin yükseldiği, tırmandığı bir denklemden daha çok iki tarafın da şu anlık bir, birbirimizin doktrinlerini sınayalım. Benim aslında planım ne kadar hayata geçirmeye uygun en büyük kriz anında, seferberlik anında. Bunlarla alakalı çeşitli verileri toplayabilirsem toplayayım. Fiili atışlı bir tatbikatı gerçekleştirebiliyorsam gerçekleştireyim. Ama bunun şu anda bir savaşa dönüşmesi ne İsrail ne de İran açısından, rejimler açısından e, sonuç alabilecekleri ve kendi bekarlarını koruyabilecekleri bir aksiyon olmaz. Ne İran'daki el, rejimin elitleri ne de Netanyahu hükümeti böyle bir savaştan sonra hükmetmeye muktedir olmaya devam edemezler ki İsrail'in zaten Gazze'deki özellikle askeri harekatının meşruluğu Batı dünyasının tamamında tartışılırken bugün Belçika'daki başbaka, baş, Belçika Başbakan Yardımcısı'nın Filistin'in tanınması için Birleşmiş Milletler'e getirilen bütün önerilerin ortak sponsor olacağız ve bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Filistin'i egemen bir devlet olarak tanıması için çalışma yapacağız diye bir açıklaması olmuştu. Bu tür e, Netanyahu'nun yarattığı gayrimeşru pozisyonunu da aslında ortadan kaldıran bir taarruz oldu İran'ın ikisi. Bu aşamada bunu daha da büyütmek tekrar hem İran'ın hem de İsrail'in bütün dünya tarafından hareketlerinin, eylemlerinin meşruluğunun sorgulanması anlamına gelir. Tamam. Bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Peki. Evet düştü. İsteyerek ya Hepsini düştüm. danışıklı olduğunu düşünüyorum. Ben. O ama 7 İran İran'ın buradan çıkarı ne? 7 Ekim'den sonra ki. Bakın. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu 7 Ekim'den sonra başlayan bir kışkırtma değildi. İsrail bunu 1970'lerden beri yapıyor. Aa, hep yapıyor. Son 40, 45 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. İran İslam devrimi iktidar ile geçirdiğinden beri kendisinin Filistin politikasını varoluşsal bir yerden kurguluyor. Ben Filistin'de anti terör operasyonları yapmazsam İran ve benzeri bölgedeki güçler benim varlığımı tamamen yok etme ajandasıyla beni yok edecekler diyor. O yüzden bunu yapmak zorundayım diyor. Bütün politikası bunun üzerine. Evet. Öncelikle İran'ın füze evet. hikayesi, füze e, roket hikayesi, bu tür silahların geliştirilme hikayesi 1980'lerde başlayan Çin'le, Kuzey Kore'yle hatta bir dönem Güney Kore'yle bile e, işbirliğine bağlanan. Tabii ki Rusya'nın da ciddi anlamda aktif desteğin olduğu bir programı var İran'a Çok uzun zamandır devam ettiği. Bunu geliştirme noktasındaki temel motivasyonu da şu. İran İslam devriminden önce İran hava Kuvvetlerinin ve İran askeri kuvvetlerinin silahlı kuvvetlerinin ekseriyet de teçhizatı Amerikan ve İngiliz malıydı. İran hala Amerika'dan o dönem 1979-77 öncesinde satın aldığı F4'leri, F14 F14'leri aktif olarak kendi şeyinde kendi envanterini tutmaya çalışıyor. Tabi aradan geçen bu kadar zamanda yedek parça yokluğu ve ürünün yani platformun kendisinin de zamana karşı dayanım gücünün sınırlı olması itibariyle bunları ciddi bir konvansiyonel savaşta kullanma yeteneği sahip mi değil mi bilmiyoruz. Ama İran yeni silah batıdan gelişmiş, çağdaş, yeni silah elde edemeyeceğini anladığı andan itibaren kendisine karşı icra edilecek bir taarruzun çok pahalıya mal olmasını sağlayacak bir konsept geliştirmek istedi. Bunun da en basit yolu Kuzey Kore'nin de yıllardır yaptığı gibi balistik füzeler üzerinden sizi tehdit eden ülkelerin sistemlerine, platformlarına karşı bir savunma hattı kurmaktan ziyade sizi tehdit eden ülkelerin ve müttefiklerin önemli stratejik noktalarını hedef alabileceğiniz ve orada ciddi yıkım yaratabileceğiniz balistik füzeler geliştirmektir, seyir füzeleri geliştirmektir. Şimdi tabii artık seyir füzeleri ne kadar etkili, ne kadar etkisiz farklı bir çağa girdik. Seyir füzeleri çok yavaş kalıyor. Çok alçak irtifadan uçsalar bile omuzdan atılan hava savunma sistemlerine karşı bile seyir füzeleri artık eskisi kadar verimli ve etkin taarruzlar icra etmenize sağlayamıyor. Artık balistik füzelerin, süpersonik füzelerin, hipersonik füzelerin artık çözümler olarak sahneye çıktığı bir çağa girdik. Bu anlamda da İran'ın 13 Nisan gecesi icra ettiği harekatta e, balistik füzeleriyle giriştiği, sadece balistik füzeleri değerlendirecek olursak %6'lık bir başarı oranı vardı. Yani ABD, Britanya, Fransa ve Ürdün'ün desteğine rağmen bilinen ABD'nin sadece 6 tane balistik füze etkisi hale getirdiğini biliyoruz. E, ABD'nin açıklaması bu yönde. Sadece... Çok özür dilerim. Bir balistik füze işte diyelim ki hedefini tutturdu, vurdu. Hı hı. Nasıl bir etki yaratıyor? Yani nasıl bir e, tahribat Taşı, yaratıyor? Taşıdığı başlıktaki patlayıcı miktarına, patlayıcının niteliğine göre, e, balistik füzenin çeşidine göre, ivmesine göre, momentumuna göre değişir bunlar. Yani çok daha fazla bir patlayıcı e, yüklü bir başlıkla daha az zarar verirken, daha az patlayıcı da daha fazla zarar verebileceğiniz çeşitli türleri var. Çok uzun bir mevzu. Tamam. Ama artık e, şu aşamaya geldi böyle hipersonik füzelerle atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından taarruz eden balistik füzeler geliştiriliyor ve bu tür silah sistemlerini Hı, geliştirebilen işte. ülkelerde aslında oldukça sınırlı. Yani bir teknoloji transferi söz konusu. Ancak yarın 13 Nisan'daki harekatında bu tür bir balistik füze kullandığını görmedik. Eğer görseydik e, Erol 3'ün atmosfer dışında bu füzelere karşı dayanımını test etmiş olurduk. Çünkü bunun parçalarını, bunun kullanıldığına dair herhangi bir maddi kanıt görmedik. Başka balistik füzeleri gördük. Daha eski teknolojiye sahip balistik füzeler gördük. Hatta skap füzelerinden geliştirilmiş varyantları gördük ama bir hipersonik füze görmedik. Eğer böyle olsaydı, İsrail müttefikleri de İsrail yanında olmasaydı, bence İsrail'in başarısı %80-85 aralığında kalırdı ve Nevatim Hava Üssü çok ciddi zarar görebilirdi. Nevatim Hava Üssü İran'ın 13 Nisan'daki harekatın ana hedeflerinden ana birisiydi. Hedefiydi. Çünkü İsrail'in F-35 uçakları bu üste konuştu. F-35 uçaklarının e, Şam'da kullandığı Şam'da mi? kullandığı, Lübnan'da yani, kullandığı, Irak'ta kullandığı Konsolosluğa vurdu. Konsolosluğa F-35 ile vurup vurmadığına dair şey elimizde net bir ha. veri yok. Büyük ihtimal F-35 ile vurdu. Doğrulanmış bir bilgi değil. Çıkarım yapıyoruz sadece. Çok %99 ihtimalle Konsolosluğu F-35'lerle vurdu ama F-35'ler size sadece Şam'daki konsolosluğunuzu tehdit altına tutan bir sistem değil. F-35'ler uygun taktik kullanımla İran'ın derinlerini hatta Tahran'ı bile tehdit edebilecek niteliklere, özelliklere sahip bir uçak. İran'ın da Nevatim hava üssünü hedef alırken niyeti şuydu. Bir konvansiyonel savaşta İsrail F-35'leri benim en stratejik limanlarımı, lojistik üstlerimi, askeri üstlerimi, füze üstlerimi, ordumun toplanma birliklerinin birliklerinin toplanma alanlarını vurabilecek niteliklere sahip benim bir an önce bu üssü etkisiz hale getirmem lazım. Uçakları etkisiz hale getirmem lazım. Pisti kullanılmaz hale getirmem lazım mantığıyla denediği hani atışlı tatbikat diyoruz ya, fiili atışı atışlı tatbikat diyoruz ya. İran'da bu kapasitesini denedi. Ben İsrail'deki en kritik hava üssünü vurabiliyor muyum? Vuramıyorum. 5 tane füze isabet etti. Bir tanesi piste isabet etti sadece ama daha satüre yani daha yoğunluklu bir saldırıda sadece Nevatim hava üssünü vurarak çok ciddi anlamda İsrail'in kabiliyetini sınırlayabilirdi. Tabii ki İsrail'in tek e, taarruzlara karşılık vereceği e, unsurları F-35'lerden ibaret değil. Tek seçeneği bu değil. İsrail'in her halükarda karşılık verebileceği Dolphin sınıfı denizaltıları var. Bunlar nükleer başlık taşıyabilen balistik füzeler de atabiliyorlar. İran'ı tehdit edebilirler ve İran'ın e, bu tür denizaltıları etkisi hale getirebilecek elinde hiçbir çözüm yok, hiçbir seçenek yok. Bu tür seçenekleri değerlendirmek çok mümkün. O yüzden e, geldiğimiz noktada İran'ın bölgedeki pozisyonunu aslında doğru değerlendirdiğini, İsrail'in İran karşıtlığı üzerinden bölgedeki bütün Araplık ülkelerini kendi safında bir araya getirdiğini topladığını, kendi meşruunu bunun üzerinden kurguladığını bakın sadece beni değil, Orta Olu'daki bütün ülkelere terör ve iç karışıklık ihraç eden İran'a karşı ben mücadele ediyorum ve bu mücadelenin şu aşamada, şu takdim döneminde sözcüsü benim üzerinden geliştirdiği bir doktrin var ki, gel, gel geleceğimiz noktada Türkiye'nin de bu cephede, bu kutupta kendisini kendisini bulacağını öngörmemiz mümkün diye düşünüyorum ben. Ee, bir de mesela bu şimdi hani Doğrudan İsrail'e saldırması bir ilkti. İşte o anlamda bölgede şeyi değiştirdi, stratejik denklemi değiştirdi, algıyı değiştirdi gibi ifadeler. Ee, işte Suudi Arabistan başta başka şeyleri de var, rakipleri de var e, İran'ın. E, belki bölgedeki birkaç ülke bir dakika bize de istediği zaman saldırabilir mi diye düşündü. Bu girişi niye yapıyorum? Şimdi e, bütün bu e, süreç herkesin daha fazla savunma ya para harcaması demek, herkesin daha fazla silahlanması demek, değil mi? E, bir yandan da belki e, küresel güçlerin istediği de şey bu. Hmm. Mesela yine notlarımın arasında bakıyorum, 13 Nisan'daki İsrail'in hava ve füze savunma çalışmalarının maliyeti 1.2 milyar dolarmış sadece. Doğru daha mu? fazla aslında. Daha mı fazladır? 1.5 milyar dolar'a yakın bir maliyeti ha. var ki buna Amerika'nın, Britanya'nın, Fransa'nın Ürdün'ün e, girişimlerinin maliyeti dahil değil, değil. Yani sadece kullandıkları füzeler 1 milyar doların üstünde bir Hı. maliyet var. Bu da askeri personelin, savaş uçaklarının yarattığı maliyetler de bunun çok çok üstünde bir rakama tekabül yani, ediyor. Hem savaşın yarattığı... 13 Nisan'daki saldırıdan 2 gün kadar önce yanlış hatırlamıyorsam İsrail kuvvetleri defa olan saldırıyı belirsiz süreliğine erteleyip Han Yunus'un daha da kuzeyine çekilmeyi Gazze şehir merkezinin etrafındaki ve şehir Gazze şeridindeki tünellerin, Hamas'ın kullandığı lojistik e, üstlerin imha edilmesiyle alakalı bir operasyon konseptine döneceğini açıklamıştı. Bir miktar askerin de, bir Tugay kadar askerin de Hayunus'un kuzeyine çekildiğine dair bir haber gelmişti ama 13 Nisan'dan sonra tabii ki biraz daha tablo değişti. Şimdi 13 Nisan'dan geçtiğimiz Mart ayında Mısır'la Avrupa Birliği bir anlaşma imzadılar. Geri kabul anlaşması. Türkiye ile Avrupa imzaladığına benzer bir anlaşma. Türkiye'yi 6 milyar dolara kandırdılar da Mısır'la imzalanan anlaşma daha az sayıda sığınmacı için daha fazla bir parayı 8-9 milyar avroyu e, ifade eden bir anlaşma imzalandı. Sığınmacı sayısı ne orada? Sım Hatırlıyor yani musunuz? Türkiye'de gelen işte, resmi olarak açıklanan 3,5-4 milyon ya Mısır'a gelecek olan 1 milyon kadarlık bir hani ne kadar gelir e, bunların geri iadesini geri kabulünü Mısır'da yapılmasına dair bir anlaşma yapıldı. Şimdi burada Batı'nın da Türkiye'nin de, Mısır'ın da, Ortadoğu ülkelerinin de ısrarla hesaplamaktan kaçındığı bir matematik var. matematik şu. Suriyeliler Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Filistinler evlerini terk edip Mısır'a, Sina'ya, herhangi bir yere yerleşmek istemiyorlar. Siz bu insanları iradelerinin dışında bir ülkede, bir bölgede tutmaya zorlarsanız bu insanlar çok kolaylıkla radikal grupların, terör örgütlerinin içine kapılıp bu fikirlere kapılıp hem bulundukları coğrafyaya hem terk ettikleri kendi ülkelerindeki coğrafyaya hem de hedefledikleri ülkedeki coğrafyalara karşı güvenlik riskleri oluşturmaya başlarlar. İçimizde bir fay hattı daha yani her evet, an kırılabilecek. Türkiye'nin içinde her an kırılabilecek bir fay hattı var çünkü bu bütün sığınmacı, Suriyeli, Afgan, göçmen tartışmaların arasında tartışmanın bütün taraflarının, bütün fikir sahiplerinin ısrarla sormadığı ve cevaplamadığı bir konu var. Suriyeliler Türkiye'de kalmak istiyorlar mı? Hayır istemiyorlar. Suriyeliler de Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Bunun sadece Türkiye'de yükselen sığınmacı karşıtlığıyla ile alakası da yok. Türkiye'nin sadece ekonomik krizi ile alakası da yok. Bu insanlar Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Avrupa'da yaşamak istiyorlar. Gelecekten orada inşa etmek ama istiyorlar. De gitmiyorlar. Tutuyor Türkiye'de. Gidemiyorlar. Yani ülke. gidilmelerine karşı bir şey var. E, engel var. Yani bunun şu an Dünya Bankası'nın yeni 18 milyar dolarını siz bitirin. O 25 oradan... milyar dolarlık sığınma şey şartı vardı değil tabii, tabii. mi? Ee, ama o şey değil. 2030'a kadar belli sektörlerde, evet. belli bölgelerde %50 deniliyor ama 20 bin kadar sığınmacının, göçmenin onlar mülteci diyorlar ama şu an Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere yani. göre farklı 20 bin kadar sığınmacının istihdam edilmesiyle alakalı bir şart var. Yani evet şart var ama e, bence kamuoyunda da biraz bunun üzerinde konuşmak çok fazla e, etkileşim de sağlıyor. işte. Sığınmacı nasıl Dünya Bankası %50 sığınmacı şartı koyar? Az mı mesela? Belirli daha projeler. belli projelerde 20 bin kadar sığınmacının çalışması. Ama raporun özünde siz bu adamları evet. içinize alın. Hatta LGBT'lilerle ilgili olarak da bunları da içinize alın, çalıştırın tarzı. Yani bunlar burada kalıcı olsun. Şimdi, ya, evet. diyor Dünya Bankası Problem özet şurada. Olarak. Bir süre sonra buradaki insanların vatandaşlık kalması, burada kalıcı bir hayat kurması, eğitim sistemine dahil olması, sigort sistemine dahil olmasına yönelik şeyler de var. Yani özür dilerim. Var. Şöyle bir cümle geçiyordu. İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimizde... E, Suriye'den gelen geçici koruma statüsü de bulunan Suriyelilerin barındırılması yönünden Türkiye'nin gösterdiği performansı en üst derecede takdir ediyoruz gibi böyle bir cümle evet. var. Yani böyle takdir ediyor bizi. Bizi takdir ediyor ama kendisi almıyor. Bu ifadeyi Türkiye'nin en azılı düşmanları da bütün cümlelerine başlarken Türkiye'nin sığınmacı politikasını takdir ederek başlıyor. Teşekkür Orada ediyorlar. da arada bir bağıntı kurmak gerekiyor. yani Bu şey değil. Çok zor bir e, düşünsel faaliyet gerektiren bir şey değil. Türkiye'nin her politikasını, Türkiye'nin her çıkarıyla alakalı karşıt pozisyon olan bütün akademisyenler, bütün stratejistler, bütün yabancı e, basın kuruluşu mensupları söze Türkiye'nin sığınmacı politikasını överek başlıyorlar. Şimdi bunu unutmamak gerekiyor. Diğer yandan Filistin'de olası bir sığınmacı, mülteci, göçmen akınına karşı birinci adres tabii ki Mısır olacaktır ama bu insanlar Mısır'da da kalmayacaklardır. Yıllardır Lübnan'da, Ürdün'de, kamplarda kalmalarıyla birlikte buralarda da güvenlik riskleri oluşturmaya başladılar. Hizbullah, Hamas gibi örgütler, İslami Cihat gibi örgütler bu kamplardan militan devşirdiler. IŞİD, El Kaide bu kamplardan militan devşirdiler. Libya'da, Sudan'da, Tunus'ta, Cezayir'de bütün terör eylemlerinin, bütün iç savaşlarının bir parçası oldular ve bu böyle devam etmeye gidiyor. Şimdi siz daha önceki sorunuza da dönecek olursak öyle de bir ekleme yapmak evet. gerekiyor. Bir İran rejimi var. İran rejimi vatandaşlarının hayatlarının kalitesi pahasına, vatandaşlarının bekasının pahasına iktidara tutulmuş ve bu iktidar İktidar bıçağın iyice kemiğe amiyane tabiriyle dayanacağı kadar her şeyin pahasına, vatandaşların hayatları pahasına kendi politik ajandasını iktidarda kalmak üzere kurguluyor. Bunun için dünyanın her yerine terör de ihraç ediyor, iç karışıklık da ihraç ediyor. Bu bir noktaya kadar yapabileceğiniz bir şey. Yani İran silahlanmaya bir noktaya kadar devam edebilir. Ama İran bu elindeki silahları konvansiyonel bir savaşta her gün aynı şekilde e, harekat icra edecek kadar üretmeye... E, haiz değil, bu yetenek sahip değil. Yani bu kadar çok füzeyi savaş yetecek kadar üretemiyor. Tıpkı Rusya çok basit e, top ve obüs mermisini üretemediği gibi, Kuzey Kore'den ithalat yapmak zorunda kalması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Diğer e, anlamda da Rusya'nın ve Çin'in İran'a vereceği destek de hem askeri tesisat, hem mühimmat, hem de finansal anlamda öyle İran'ın savaşma kapasitesini İran'ın arzu ettiği kadar genişletebilecek boyutta Mümkün olamaz. Çünkü Çin'in hazırlanması gereken bir potansiyel Pasifik Savaşı var ABD'ye karşı. E Rusya'nın 2 yıldır devam ettiği, sözde 3 günde Kiev'i düşüreceği bir e, işgal girişimi var. Bu anlamda Rusya'nın da elindeki imkanlar, kapasiteler sınırlı. Çin'in de İran'a ulaştırabileceği imkanlar kapasiteler sınırlı ki aradaki coğrafi uzaklık itibariyle Çin'in İran'a bir şey ulaştırması da çok kolay değil. Yani bunu Rusya üzerinden yapacak, Hazar Denizi'ni aşacak ya da bütün batının kontrolündeki Güneydoğu Asya boğazlarını geçerek Hindistan'a aşarak İran'a deniz yolu ulaştıracak, Pakistan üzerinden ulaştıracak ki Pakistan'la İran'ın arasındaki siyasi karşı, e, siyasi ilişki biçimi de tamamen müttefiklik, dostluk ajandasına dayanmıyor. Bir Belucistan problemi var hem Pakistan için hem de İran için. Bu Türk açmazlar itibariyle Çin'in ve Rusya'nın açıklamaları ne yönde olursa olsun Orta Doğu'daki gerilimde kendilerinin bulundukları taraflar, kutuplar sınırlı etkilerine sahipler. Yani Çin'in İran ve Suudi Arabistan'a bir diplomatik masa etrafında bir araya getirdiği ve çözüm sürecine başlattığı gelişmeler olmuştu geçtiğimiz yıl. Ancak şu an görüyoruz ki Suudi Arabistan ve İran artık tamamıyla farklı kutuplarda olma gerçeğini kabullenmişler ve bu gerçeklik üzerinden birbirlerini tehdit üretmekte de çok da beis görmüyorlar. Ee, yani evet şey var. Çehov da hep söyler işte duvarda tüfek varsa patlar bir sahnede bu kadar çok silah üretiliyorsa yani her sahnede duvarda bir tüfek varsa o tüfek patlıyor işte. Balistik füze oluyor. İsrail'in Nevatim üstüne hedef alıyor. Bilmem ne oluyor. İran'da İsfahan alıyor. Türkiye'ye karşı terör saldırısı oluyor. Suriye savaşı bitmiyor. Sudan bölünüyor. Libya bir türlü huzura kavuşmuyor. Mısır milyonlarca yeni sığınmacıya ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor. Frontex yeni tedbirler geliştirmek zorunda kalıyor kendisine kadar göçmenleri. Bu böyle devam edecek gibi duruyor. Evet. Düne göre dünya daha karanlık bir geleceğe doğru ilerliyor ama bazı iyi gelişmelerin de altını çizmek lazım. Yani Türkiye'de son geçtiğimiz yerel seçimlerde Barış yanlısı ve ilerici bir siyasi irade birinci parti olarak karşımıza çıktı. Mayıs ayında Britanya'da seçimler olacak. İngiliz İşçi Partisi çok yüksek ihtimalle çok büyük bir çoğunluk kazanacak ve yine Uzun barış sonra. barış yanlısı Filistin'in tanınmasına yönelik irade ortaya koyan siyasi çizgisi bu yönde olan bir parti mutlak bir şekilde iktidara gelecek. Uzun bir muhafazakar parti iktidarından sonra Haziran'da Avrupa'da parlamento seçimleri Avrupa parlamento seçimleri gerçekleşecek. Burada herkes aşırı sağın ve diğer sağ muhafazakar gerici partilerin, Avrupa şüpheci partilerin iktidara geleceğini, çoğunluğu elde edeceğini düşünüyor. Ama aslında e, ülke ülke baktığımızda durum o kadar da hiç karartıcı değil. Kısım'da Amerika'da seçimler yapılacak. Orada da Trump geliyor. Trump gelecek. <laughs> evet bütün işaretler Trump'ın geleceğini, Trump'ın çok güçlü bir kampanya yürüttüğünü söylüyor ama Trump da ee, düşünme biçimi, meseleleri ele alma biçimi itibariyle Amerikan hukuk sistemi içerisinde kendisini var etmekte başkanlık döneminde bile zorlanmıştı. Bu kampanya döneminde de ciddi zorluklarla karşılaşacak. Biden ne kadar ilerici bu çok ayrı bir tartışmanın konusu ama Biden bugün 13 Nisan'dan önce İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri harekatı durdurmakla alakalı irade koymuştu. Biden, İsrail'e Netanyahu hükümetinin çok ciddi bir baş ağrısı olduğunu istemeden de mikrofonlara kameralara ifade etmek zorunda kalmıştı ve ABD yönetiminin özellikle hatırlayanlar bir Occupy Wall Street eylemlerinden sonra ABD'de ortaya çıkan kuşak Peki. aslında İsrail Amerikan ilişkilerinin geneliksel boyutunu çok daha fazla sorgulayan bunun ötesinde ABD'nin müdahaleci politikalarını dünyanın her yerindeki daha çok sorgulayan bir kuşak ortaya çıktı. Bunlar Demokrat Parti seçmenleri bir miktar da tabii ki Cumhuriyetçi Parti seçmenleri ve ABD de artık iç politikada dış politikanın sürekli bir nesne olmasının ağırlığını, sorunlarını yaşamak zorunda kalıyor. Buna bir çözüm, bir cevap vermek zorunda kalacak. Ben geleceğimiz evet çok kötü, karamsar tablolarla karşı karşıyayız ama buna cevap verecek ilerici, barış yanlısı siyasetçiler de giderek yeni bir kuşak olarak dünya etrafında ortaya çıkıyor. Latin Amerika'da ortaya çıkıyor. Afrika'da ortaya çıkıyor. İyi bir şey için de umudumuz Peki. var diye düşünüyorum. Siz